Ben o bölgeden 200'e yakın müvekkilim var. Gerek karkış kıyametten dolayı gelemediler. O nedenle onların da bize söylemiş olduğu mahkemeye bunları anlat. Tek anlatamadık. Burada iki kelime okuyacak. O arkadaşlara da buradan selamlarımı söyleyelim size. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, Güney Üssü Gürgen Köyü'nde yaklaşık 18 aydır hukuksuz bir şekilde çalışmalarına devam eden alıcı peş inşaatının durdurulması için Rize İdare Mahkemesi'ne açtığımız davanın duruşması bugün yapıldı. Bu süre içinde Gürgen ve Başköylü vatandaşlar olarak her türlü hukuk mücadeleyi verdik. Hamdüzü Yaylası ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği olarak bu süre içinde sesimizi çeşitli araçlarla kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Ama bu defa bizimle buraya gelemeyen ve yaşlarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgili makamlara ve şirkete yönelttiği soruları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hüseyin Nai soruyor. 5 metre yükseklikte ben yaptım. Derenin karşısına arazime nereden geçeceğim? Çaycı Mustafa soruyor. Derede su kalmadı. Ortalık toz duman oldu. Bu vadide artık çay yetişir mi? Genç Mehmet soruyor. Bir balık tuttum 1000 lira. Ceza kesildi. Bu HES binlerce balığı katledi. Bunun hesabını kim verecek? Ayşe Kala soruyor. Ben fasulye, mısır nerede yetiştireceğim? Fatma teyze soruyor. İneklerim artık nerede su içecek? Arıcı İsmail soruyor. Bu toz dumanla bütün çiçekler toz altında kalıyor. Arılar nasıl bal yapacak? Murat soruyor, yabani hayvanlar bu 7 metre duvarın derenin karşısına nasıl geçecek? Dursun soruyor, bu falan sizin köyünüzde yapılsa gönlünüz razı olur mu? İkizleri HES'ten emekli olan gazeteci İsmet Köseoğlu da diyor ki, ben HES'e karşı değilim, birçok HES gördüm ama böylesini hiç görmedim. Bu kalana kim izin verdi? Şimdi de ben şirket yetkililerine sesleniyorum. Bu dereyi bir yaşam alanını yok ettiniz. Hiçbir vicdanınız sızlamadı. Şimdi menfaatli toplumun önünde tutanlardan için çevreyi, insan yaşamını hiçe sayanlar eninde sonunda adalet önünde kaybedecektir ve hukuk yerini bulacaktır. Teşekkür ederim. Bugün Rize'de tarihi bir duruşma oldu. Rize'nin geleceğini ilgilendiren bir duruşma oldu. Uzun zamandan beri Güneysu'da yapılmaya çalışılan hidroelektrik santrallerle ilgili bu dava aslında sadece Güneysu'yu ilgilendirmiyor. Bütün Rize'yi ilgilendiriyor. O nedenle önemi burada yatmaktadır. Güneysu ve Salaha Havzası'nda 12 adet HES bulunmaktadır. Hamdüzü Yaylası'ndan başlayıp Karadeniz'e kadar suyu borulara almak kaydıyla suyu hapsedenler o yaylada, o vadide, o bölgede yaşayan halkı hiç düşünmediler. O bölgede yaşayan zanlılara yaşam hakkı tanımadılar. Eğer bugünkü dava olumsuz sonuçlanırsa biliriz ki önümüzdeki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Rize'de içme suyu sıkıntısı olacaktır. Bunu açık açık söylüyorum. Güneysu davası demek sadece Güneysu'yu ilgilendiren bir dava değil. Aynı zamanda Rize'nin içme suyuyla ilgili olan bir davadır. 12 tane HES'le ilgili birbirinden tamamen kopuk, tamamen habersiz, sorumsuz yöneticilerin peş peşe vermiş olduğu set gerekli değildir raporlarıyla beraber oluşturan bu olayda suç işleniyor. Neden mi? O vadide mutlaka ama mutlaka bir bütüncül havza planlanması yapılması gerekiyorken maalesef yetkililer, yöneticiler bütüncül havza planlaması yapmadan birbir ardına HES'lerin suyunu borulara hapsettiler. Bugün Sayın Mahkeme bizi dinledi. Sağ olsunlar.
Birinci rapor, birinci dava Güney Suların lehine sonuçlandı. O davayı Güney rapor, HES olabilir raporuydu. Vicdan yok, hukuk yok, yasa yok. Bu nedenle biz bu raporun doğrultusunu kabul etmedik ve mahkemeye bunu söyledik. Sayın mahkemeden talebimiz şuydu. Gerçekten eli vicdanında hukuki anlamda bilirkişilerin tekrar buraya gelip üçüncü bir bilirkişinin bu davayla ilgili rapor hazırlaması ve ondan sonra sayın mahkemenin karar vermesi. Buna dayanak yapılacak olan karar bize göre geçerli bir karar olmaz. O nedenle şaibeye gerek yok. Halk hukuka güveniyor. Halk mahkemesine güveniyor. Bu nedenle biz inanıyoruz ki hukuk devleti devam ettiği müddetçe Güney Su Havzası'ndaki bütüncül havza planlaması yapılmadan yapılan ve aynı zamanda riziği susuzluğa boğacak olan bu HES'lerle ilgili kamu yararını düşünerek verilecek olan rapor doğru rapor olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Olduğu rapor HES olabilir raporuydu. Vicdan yok, hukuk yok, yasa yok. Bu nedenle biz bu raporun doğrultusunu kabul etmedik ve mahkemeye bunu söyledik. Sayın mahkemeden talebimiz şuydu. Gerçekten eli vicdanında, hukuki anlamda bilirkişilerin tekrar buraya gelip üçüncü bir bilirkişinin bu davayla ilgili rapor hazırlaması ve ondan sonra sayın mahkemenin karar vermesi. Buna dayanak yapılacak olan karar bize göre geçerli bir karar olmaz. O nedenle şaibeye gerek yok. Halk hukuka güveniyor. Halk mahkemesine güveniyor. Bu nedenle biz inanıyoruz ki hukuk devleti devam ettiği müddetçe Güney Su Havzası'ndaki bütüncül havza planlaması yapılmadan yapılan ve aynı zamanda riziği susuzluğa boğacak olan bu HES'lerle ilgili kamu yararını düşünerek verilecek olan rapor doğru rapor olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.